gidiyoruz dedikleri. İki ikon olacak. Bir tanesi line döngüsü, bir tanesi de bilgisayar sistemine komut, işte tuş gönderme konusunu anlatacağım. While döngüsüne bahsedeceğim biraz. Doktor, while döngüsü bir işi sürekli yapmak için kullanılır. Tabi burada da her zamanki gibi başka şartlar kullanılır. İsterseniz bir örnek yapayım. Şimdi biz burada sisteme bu program gönderdiğimiz için komut göndereceğimiz sistem process sistem diagnostics sınıfımızı tıklamamız gerekiyor. Burada şunu yapacağız. Bir programı çalıştıracağız. İşte çalıştırmak için de diagnostics sınıfımızı eklediğimiz zaman process kontrolümüz gelecektir. Process nokta start diyorum. Ben burada .exe'yi çalıştırmak istiyorum. Böylece farklı kodlarla gönderebiliyoruz. Yönünden. Çalıştırdık. Böylece not defterimizi çalıştırmış olduk. Hemen deneyelim arkadaşlar. Yazdırıcı linki kutunu tıkladığımızda gördüğünüz gibi açıldı. Ve ardından bunun içerisine sürekli tuş göndereceğiz. Bunu da while döngüsüyle yapacağız. İşte while dediğimiz zaman while içerisinde bir şart yazıyorum. Ben buraya true yazdığımda bu işlemi sürekli yap anlamına gelir. İşte while true dedim ve tuş göndereceğim. Set case nokta send ne olsun mesela text box sınıfındaki yazıyı gönderttirelim. Hatta üzerine artı olarak da saati yazdıralım. Artı date nokta long time string şeklinde. Bunu yaptığımız zaman sistem sürekli yazacaktır. Hemen deneyelim. Bu programımıza while döngüsünü öğrenmiş olacağız. Şimdi yazalım işte visual studio yazdır dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sürekli alt alta yazıyor. Ben burada böyle değil de şöyle bir şey yapsam bunu yazdıktan sonra enter'a bastırıp tekrar yazdırsam yani şöyle send case send deyip case nokta return dedikten veya şöyle de olur. Böyle de çalışır arkadaşlar. Bu halde fonksiyon tuşu olarak çalışır. Deneyelim. Yazdır dediğim zaman evet, yazdığını da kaldı arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere iki konu anlatacağım. Bir tanesi line döngüsü, bir tanesi de bilgisayar sistemine komut, işte tuş gönderme konusunu anlatacağım. While döngüsünden bahsedeceğim biraz. Doktor, while döngüsü bir işi sürekli yapmak için kullanılır. Tabi burada da her zamanki gibi başka şartlar kullanılır. İsterseniz bir örnek yapayım. Şimdi biz burada sisteme bu program gönderdiğimiz için komut göndereceğimiz sistem process sistem diagnostics sınıfımızı tıklamamız
şunu yapacağız. Bir programı çalıştıracağız. İşte çalıştırmak için de diagnostics sınıfımızı eklediğimiz zaman process kontrolümüz gelecektir. Process'ta start diyorum. Tam burada.